Yıldız Hanım'ın mutfağından tahinli cevizli burma. Hamuru için 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket instant maya, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kaymak, 1 tutam tuz, aldığı kadar un. İç harcı için 1 su bardağı ceviz içi, 1 su bardağı tahin, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı toz şeker. Üzeri için bal. Yoğurdun. Süt de hazır. Ben hemen sütün kapımızı getireyim. Yine önce katıları mı yapacaksın? Evet. Sıvıları mı? Sıvıları. Sıvılarla başlayacağım. Çünkü instant maya kullanıyoruz. Instant mayayı ben yine aynı unla. Tamam. Yok eleyerek. Artık maya konusunda sana hiçbir şey söylemiyorum. Şaka yok, gibi elinin ayarı. Yok estağfurullah. Şimdi... Çok güzel mayalıyorsun. Evet. Koyuyorum. Koy. Koyun koyun. Hiç şey değil. 1,5 tepsimize ancak. Ben o tepsiye baktım. Şimdi ben bunun tarifini, bu burma baklava olur ya, onu da gördüm, çok hoşuma gitti. Ondan sonra çok hoşuma gitti böyle. Bilemiyorum, çok güzel yani, birkaç yerde de gördüm. Yani birkaç yerde de gördüm, hoşuma gitti, denedim. Ama illaki bir şeyler katıyorum. Kaymak yani, mesela, şu an o kaymak, evet, kaymak katacaksın, evet, kaymak o çok katacağız. Güzel. Evet, kaymağı, şekerimizi. Oo, ne kadar çok koydun şeker. Yok. Tatlı ya. İki kaşık var orada. Ama tatlı ya. Aha, evet tatlı ya. Okay. Tuzumuzu da alayım. Hemen. Çok az. Böyle mayalansın gibi yani. Bu böyle çok içinizi bayıltmayacak tatlılardan. Hayır, 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 İçinde hayır. Tahin var zaten. Çok dengeliyor. Üstüne şerbet dökmeyecek. Bal dökecek. Evet, o da çok dökeceğiz. Güzel olacak. Şimdi onu hemen eleyerek. Ben mutlaka eliyorum. Tamam. Çok çabuk onu dök hemen. Dök istersen. Onu harmanlayalım. Hah tamam. Öğrendim. Oldu. Senin usulünü. Estağfurullah. Çok. Zaten yeteneklisiniz. Biz vanilyamızı da koyalım. Una da karıştırabiliriz. Bu bir tatlı olduğu için evet vanilya evet. Da var. Yağ da alacağız. Sıvı yağ. Evet. Kaymak evet. Koyacaksın, sıvı yağ da koyuyorsun. Tabii tabii. Biraz sıvı yağ koyacağız. Yarım çay bardağı bile olsa bize yeterlidir. Şöyle koyayım. Tabii dökün. Sana. Dökün dökün. Ben tamam. Ben her şeyi göz kararı yapıyorum ama tarif verdiğimde mutlaka bir sürü bulaşık çıkarıyorum. Bulaşık yıkamaktan yani çünkü olmuyor mecburen. Bizim de ölçmek. Hiç bulaşığımız bitmiyor maşallah evet. Gerçekten. Unu yarıladık mı kaymağı koyacağım. Kaymağın sıvıların içinde o lezzetini gitmesini istemiyorum. Bu son unumuz olsun Nursel'cim, kaymağa geçelim. Peki. Kaymaktan sonra da devam edeceğiz una. Evet. Şöyle alır mısın? Hepsini onu, istiyorsun zaten. Hepsini istiyorum şu kadar. Çok böyle. Lezzet katacak ona. Çok, çok değişik, farklı. Güzel olacak. Sanki sıvılarla katsan ben ya gitti. Ne bileyim. Ben denedim. Sıvılarla da kattım hamurda. Yani gitti. Hiç kaymak yok gibi. Ama tadı bu şekilde, mı olmuyor o zaman? Ya sıvılar onu bilmiyorum. Yani öyle kaybolup gitti ama. Yo. Evet. Unun yarısında koyduğumda daha bir farklı bir hamur oldu. Kızlarının nasıl mutfakları arası? Kızlarım iyidir. İkisi de senin kadar iyidir. İyi mi? Yapmıyorlar çok fazla ama. Çok iyiler yani oğullarım da yapabiliyor elhamdülillah aç kalmıyorlar yani yapabiliyorlar hepsi ama yapmıyorlar. Ben zaten istemiyorum mutfağımı dağıtıyorlar bilmesinler. Nursel'cim oldu. Var. Ne hamur yoğurdun böyle, ya. Böyle evet bak Allah. Böyle yoğurduk mu makine gibi şahane bir hamur olur. Şeyi de ben böyle bakıyorum. Olmuş mu? Evet. Nasıl? Ne oluyor? Şöyle. Yapışmıyor evet. Mu? Evet. Hani böyle yapıyorsun. Tamam. Çok tamam. Güzel. Al bakalım. Evet. Şimdi ben hayır. Sana cevizini tamam. Çekeyim. Evet. Onu yapalım. Sen elini yıka. Tamam. Onu da hemen fırına. Tamam. Yine sıcak fırına attım. Kapağını kapamayayım biraz sıcak. Cevizimi çekeceğim. Tamam, cevizlerimizi yapalım. Şekerim hemen. Nasıl olsa tamam. Hamuru bekliyoruz. Ben şunu çekip olur. Yanınıza geleyim. Tamam. Kızlarınla ilgilensen. Olur. Yardım etmek istiyordum. Bitti. Tamam. Tamam. Kır, kır. Kır, kır, kır. Kayın bakayım Allah'ım. Ben de gelin, geleyim gelin, azıcık. Gelin yanımıza. Becerebiliyor musun bari? Ah baban olsa sana yardım ederdi şimdi. Ama babam işte. İşte ama olsaydı sana yardım ederdi değil mi?
Yani nasıl kameraya bakıyorsun anne? Baba izliyoruz değil mi? Senin yabancı gelinin varmış. Evet. He? Nasıl evet, oldu? Nasıl tanıştılar? Onlar zaten okul okurken tanışmışlar. Güzel. Yani çok böyle oğlumun gözünün içini güldüğünü görünce tamam budur dedi. Polonyalı gelin. Sizin gibi maviş, çok tatlı, sizin gibi çok güzel. Çok seviyoruz. Bir kızımız daha oldu. Uzaktalar. Dubai'de yaşıyorlar. Dubai'de yaşıyorlar. Mutlular Allah'a şükür. Biz de. Yani gerisi evet. Yalan zaten. Nereye tabii. Olduğu çok önemli tabii, değil. Hiç hangi önemli millette değil. Ne olduğu. Gözlerinin içi gülüyor ya. Evet. O bizim için yeterli. Kesinlikle. Tabii. Olmuştur. Evet. Ha? Olmuştur hamurumuz. Hadi hemen. Gel. Hemen başlayalım. Haydi bakalım. Haydi. Hamurumuz. Sanırım olmuştur. Evet. Güzel. Evet. Şimdi evet. Sen diyorsun ki bunun içinde kaymak olduğu için biraz daha geç sürdü. Evet. Daha biraz lezzetli daha oluyor ama. Lezzetli olsun diye ben öyle yaptım ama azıcık beklemiş olduk. Evet şöyle. İyi. Sana merdane. Merdane istiyorum. Bir de oklavanda dursun. O hangisini istersen. Evet. Sanırım bu yeter. Tereyağı eriteyim. Ben açmaya başlayayım. Tamam. Tahinin zaten şöyle en çok yağını aldık. O zaman az yağ koyacağız. Kendi yağ var. O yüzden bir kaşık koydum tereyağını. Evet. Tereyağını da katıyorum içine. Olur. Olur olur. Anca zaten bizim az değil hani. Çok çünkü. Şunu ben açmaya başlayayım ilk bezemizi. Üçünü de böyle tencere kapağı kadar açacağım. Aralarına tahin, şeker karışımı, sonra cevizini ve artık vurmaya başlayacağız inşallah. Yemede yanında yat. Tamam, şimdi bu yeter. Üçü de tamam. Açtıkça fosurluyor evet, hamurun. Evet, bunu tepsi mayası hiç yapmayacağız. Tamam. Evet, bunun içinde toz şekerimiz de var. Toz şeker burada. Ayrı serpelim onu istiyorsan. Olur. Daha kolay. Olur. Evet, evet. Hı-hı. Daha haklısınız. Şimdi bu ilk katına tahin, hemen tereyağı tahin karışımını. Evet, tahin, tereyağı döküyoruz. Böyle bol olsun. Şöyle her yerine değdireyim. Toz şekerini elimle dökeceğim. Az döküyorum çünkü bal. Hı hı. İstiyorum ki hani bal olsun. Çok da içimizi baymasın. Evet. İstersek şerbet de yaparız ama. Şerbet koyu olursa. Bal gibi koyu bir şerbet olursa. Yoksa ki zor. Şimdi bu ilk oldu. Hemen iki alıyorum. Böyle yapabiliriz. Tamam. Tamam. Tekrar. Aynen. Şov yapıyorsun. Seviyorum oynamayı. Evet. Çok güzel. Böyle. Valla konuğuma güzel yorumlar bekliyorum. Şöyle ne kadar marifetli, çok iyi hamur yoğuruyor ve açıyor hakikaten. Teşekkür ediyorum. Nursel'in mutfağı küçük harfle birleşik sonunda İzmir'in iyisi var. Bence bayağı alkışı hak ettin. Teşekkür ediyorum. Bugüne de öyle denk getirmişim bayağı şey hamur işleri. Baksana hamuruna bak elle bak fos yapıyor. Şura bakın. Bak bak. Evet, ama gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum severseniz. Kesinlikle karşılığını alıyorsunuz. Evet. Ben burada eğer üşenerek yapsaydım, hani burada değil evimde her zaman kesinlikle o istediğim sonuç olmazdı. Bu küçüldü ya, şöyle yapabiliriz, hiç merdaneye gerek yok. Şöyle biraz oynuyoruz, çeviriyoruz, çeviriyoruz, çeviriyoruz. Böyle alıyorum, evet. En üstüne hiçbir şey sürmüyoruz. Sadece birazcık şey süreceğim. Pişerken de mi sürmeyeceksin? Pişerken yumurta sarısı süreceğim. Yani tahin sürmüyorum en üstüne. Genelde tahinli çöreklerin, böreklerin hepsinde en üstüne sürülür. Ama buna sürmeyeceğiz. Çok bastırmadan. Tam kenarlarına malzeme koymadın ya. Kenarlar bir boş mu kaldı acaba? Eğer koysaydım şöyle akacaktı. Akardı. İstemedim o görüntü. Ben onu vuracağım ya. Vurduğum zaman o zaten içindeki lezzet kenarına yetecektir. Yani çok fazla aksın istemedim. O yüzden öyle zaten. Az kaldı. Bitmek üzere. İki darbede ruletimiz lazım. Nursel'cim bence bunun inceliği tamam. Kenar ve orta aynı olsun. Tamam. İnceliği. Ben bunu başlıyorum.
Şeyle şöyle cetvelle koyup şöyle kesebilirler. Çok kolay olur. Şöyle alırlar, şöyle kesilir. Şöyle kesiyoruz. Koymaya da gerek yok ama ben göstermek amaçlı, hani hepsi aynı olsun, eşit olsun istiyorsanız bu şekilde çok kolay olur. Sen keserken ben başlayayım mı? Hı hı. Şöyle bak, şöyle döndürüyoruz, ortadan başlıyoruz. Çok kolay. Burmamız böyle başlıyor. İki ucunu alıyoruz. Bayağı mı burkuyorsun? Böyle, evet. Burma tatlı modeli bu. Yani oradan geliyor. Sen bunu resmen kendin uydurmuşsun diyeceğim, o kötü bir şey gibi oluyor. Ya baklava modeli bu. Evet. Evet, yani. Süpersin. Vallahi süpersin. Süpersin. Tamam. Evet. Ay çok tatlı. Evet. Şimdi yumurtası. Al. Getir bir kaşık yoğurt koyayım sana. Evet, bir damla yoğurt olsun. Ben zaten hemen elimle süreceğim. Nar gibi kızarsın istiyorum üzeri. Al. Bu tepside kalacağı için şunu şöyle bir evet alalım. Heh. Çok güzel. Bunu hemen. Tamamdır. Tahinli, kaymaklı. Vallahi tam bir doping oldu yani resmen. Hazır. Bütün evet yemeklerini bitirmiş oldun hayatım. Eline sağlık. Teşekkür gerçekten ediyorum. Müthiş elinin lezzeti. Sen üstünü değiştir. Ben buraları olur ayarlayayım. Sonra günün en mis kokonağını sunum.